Dışarı çıksak, 1000 kişiye sorsak, ezberlemiş olduğunuz veya bize okuyabileceğiniz bir sure var mı desek, sizce hangisini okur? %99'u Fatiha okur değil mi? Çünkü neredeyse hepimizin küçüklükten beri ilk öğrendiğimiz sure diyebiliriz. Namazın temeli hükmünde her rekatta okunan bir sureden bahsediyoruz. Fatiha suresi. Sadece namazda değil, hayatımızın birçok noktasında Fatiha suresine başvuruyoruz. Hayatımızın birçok noktasında Fatiha suresini okuyoruz. Peki, Fatiha suresi bu kadar önemliyken, ilk ezberletilen surelerin başına geliyorken, namazın olmazsa olmazı bir suresiyken biz Fatiha suresini ezberliyoruz ama anlamını biliyor muyuz? Meal'den bahsetmiyorum. Bunu çok konuştuk. Videolarımız da var. Sadece mealle yetinmenin çok ciddi sıkıntılar olduğunu, mealin Allah'ın muradını hiçbir şekilde yansıtmadığını, sadece lafız olarak karşılık olduğunu söylemiştik. Burada demek istediğim Fatiha suresinin tefsirini biliyor muyuz? Her bir kelimesinin, her bir ayetinin onlarca manası var. Derin manaları var. Onlardan haberimiz var mı? Belki o sorduğumuz 1000 kişiye sorsak aralarında 2-3 kişi belki çıkar der ki Fatiha suresinin derinlemesini anlamını biliyorum, tefsirini biliyorum. Allah'ın Fatiha suresindeki muradından haberdarım, bilincindeyim diyebiliyorum. Bezuman Hazretleri Fatiha suresinin tefsirini yapıyor sayfalarca. Yani biz burada uzun uzun hepsini okumayacağız. Bazı bölümlerini alacağım. İnşallah bu okuduğumuz yerden sonra Fatiha suresinin manasını da öğrenmiş olacağız. Bizim aslında en büyük sıkıntımız ezberliyoruz, biliyoruz ama manasını bilmiyoruz. Önemli olan manası. Namazın nasıl kılınacağını herkes biliyor ama ne için kılınacağını bilmiyor. 9. söz ve 4. sözde Bezuman Hazretleri'nin namazın ne için kılınması gerektiğini de anlatıyor. Yine aynı bu mantıkla da Fatiha suresini ezbere biliyoruz. Hayatımızın birçok noktasında kullanıyoruz ama manası nedir? Ne maksatla bize gönderilmiş? Ne hikmetle indirilmiş? Bunları bilmiyoruz. Şimdi inşallah okuduğumuzda Fatiha suresinin tefsirini çok güzel bir şekilde anlamış olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Birinci kelimeyi Üstad Hazretleri ele alıyor. Evet, kainatta medara hamd ve şükür olan kasti inamlar ve nimetler, Allah'ın ikram etmiş olduğu nimetler, hususen kan ve fışkı içinden safi, temiz, gıdalı sütü aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar, bilinçli hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler zemin yüzünü belki kainatı doldurmuştur. Onların fiyatı dahi başta Bismillah, ahirde sonda Elhamdülillah, ortada nimette inamı yani nimeti verene hissetmek ve Rabbini onun ile tanımaktır. Sen kendi nefsine, midene, duygularına bak. Ne kadar şeylere, nimetlere muhtaçtırlar ve ne derece hamd ve şükür fiyatıyla rızıkları, lezzetleri isterler. Gör. Her zihayatı kendine kıyas eyle. İşte bu umumi inamlar mukabilinde, bu umumi hediyeler, ikramlar mukabilinde hal ve kal dilleriyle edilen hadsiz hamdler pek kati bir surette bir mabudu mahbub, bir münim-i rahimin mevcudiyetini ve umumi rubiyetini güneş gibi gösterir. Elhamdülillah. Hamdolsun. Kime? Allah'a hamdolsun. Verdiği nimetler adedince. İkinci kelime. Rabbil alemin. Evet, biz gözümüze görüyoruz ki bu kainatta binler değil, belki milyonlar alemler, küçük kainatlar, ekseri birbiri içinde, her birinin idaresi ve tedbirinin şeriatı, şartları ayrı ayrı olduğu halde öyle bir mükemmel terbiye, tedbir, idare ediliyor ki, tüm bu alemler öyle bir idare ediliyor ki, bütün kainat bir sayfa gibi her an nazarında ve bütün alemler bir satır gibi kalemi kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir bir nihayetsiz rububiyet içinde, nihayetsiz sonsuz bir ilim, hikmet ve ihatalı hadsiz bir rahmet ve dikkat ile bu milyonlar alemleri ve seyyal kainatları idare eden bir Rabbül Aleminin vücubu vücuduna ve vahdetine, birliğine külli ve cüz'i şehadetler, şahitler, zerreler ve zerrelerden terekküp eden mevcudatlar adedince hadsiz, sınırsız, nihayetsiz şehadetler her an ve zaman geliyorlar. Zerrat tarlasından ta manzume-i şemsiyeye, atomlardan, zerrelerden yıldızlara kadar, ta samanyolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hücre-i bedenden ta zemin mahzenine, ta kainat heyeti mecmuasına kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstahak eder ve merhamete liyakatını selbeder. Rabbil alemin, alemlerin Rabbi, bütün kainatın Rabbi. Üçüncü kelime. Errahmanirrahim. Evet, kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe kati şehadeti misüllü bu geniş rahmet dahi perde arkasında bir Rahman-ı Rahim'e şehadet eder. Evet, rahmetin bir ehemmiyeti kısmı rızıktır. Rahman'a rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda bir rezzak rahimi gösterir ki zerre kadar şuuru bulunan tasdiki mecbur olur. Mesela bütün zihayatın, hayat sahibi insan, bitki, hayvan, hususen acizlerin ve bilhassa yavruların bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve iktidarların yani güçlerinin haricinde dışında gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil çekirdeklerden, su katrelerinden, toprak,
kahpeciklerinden yetiştiriyor. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız, zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarına getirtir. Anneler rızıkları getirir yavrulara. Mükemmel Rahim ve Rahman'ı görüyoruz orada. Ve aç bir aslanı yavrusuna musahhar eder, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusunu yedirir. Ve sair hayvanatın, diğer hayvanatın ve insanın yavrularına memeler musluğundan Ab-ı Kevser gibi hoş, mugaddi, safi, halis, beyaz sütleri, kırmızı kan ve mümüllevves fışkı içinden bulaştırmadan, bulandırmadan imdatlarını gönderir. Validelerin şefkatlerini yardımcı verir. Tüm bu örnekleri çoğalttığımız Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunun tecellilerin yansımalarını yeryüzünde görebiliyoruz. Annelere bakmamız bile yeterli. Maliki Yevmiddin. 10. sözün ahirinde denildiği gibi bu kainat saniyenin sermediği rububiyeti, rahmeti, hikmeti, ezeli ebedi cemali, güzelliği, celali, hiddeti, kemali, mükemmelliği, nihayetsiz sıfatları, güzel isimleri ahireti kat'i bir surette istediği gibi Kur'an binler ayet ve bürhanları ile ve Muhammed aleyhissalatü vesselam yüzer mucizat ve hüccetleriyle ve bütün enbiya aleyhisselam ve semavi kitaplar ve suhuflar hadsiz delilleriyle şehadet ettikleri dar-ı ahiretteki hayat-ı bakiye inanmayan, ebedi hayatta cennet ve cehenneme inanmayan bir insan kendini dünyada dahi küfürden neşet eden manevi bir cehenneme atar, daimi azap çeker. Rehber de izah edildiği gibi bütün geçmiş ve gelecek zamanlar ve mahluklar ve kainatlar zeval ve firaklarıyla, ayrılıklarıyla mütemadiyen onun ruh ve kalbine hadsiz elemler yağdırıyorlar. Cehenneme gitmeden evvel cehennem azabını çektiriyorlar. 10. sözde Bediüzzaman Hazretleri ahireti resmen görür gibi ispatlıyor. Çok meşhur dinsiz bir adam alıp 10. sözü okuduğunda bu eseri hemen Türkiye'den kaldırmamız lazım. Resmen ahiretin sokaklarında gezdiğimde itiraf ediyor. Böyle bir eser oraya atıfta bulunuyor başta. Şimdi oraya okuyan bir adam ahiretin, cennetin, cehennemin var olduğuna 2 artı 2 eşittir 4 eder katiyetinde inanır. İşte Maliki Yevmiddin din gününün, ahiret gününün sahibi Allah'ın olduğunun ispatını, tefsirini güzel bir şekilde Üstad Hazretleri yaptı. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Biz gözümüze görüyoruz. Kainatta hususen zemin yüzünde dehşetli ve daimi bir faaliyet ve hallakiyetin intizamla cereyanı içinde, yaratılışın düzenli bir şekilde cereyanı içinde, merhametkârâne, müdebbirâne, bir rububiyet mutlaka, hassiz zihayatların istihanelerine, hayat sahiplerinin Allah sığınmalarına, fiilen halen kalen istimdatlarına, yardım istemelerine ve dualarına, kemale hikmet ve inayet ile imdat ve her birine fiilen cevap vermek tezahürü içinde bir uluhiyet mutlaka, bir mabudiyet-i ammenin tecelliyatını umum mahlukatın, hususen özellikle zihayatın, hayat sahiplerinin ve bilhassa insan taifelerinin fıtri ve ihtiyari binler tarzdaki ibadetlerine mukabelesini aklı selim ve iman gözü gördüğü gibi bütün semavi fermanlar ve enbiyalar haber veriyorlar. Ondan istememize karşılık vermesi en büyük delil. Evet, tohumlar ve çekirdekler istidat lisanıyla her biri birer ağaç ve birer sümbüle olmayı Halika'dan isteyip duaları gözümüz önünde kabul olması gibi bütün hayvanatın ihtiyacı fıtri lisanıyla elleri yetişmediği yerlerden rızıklarını ve hayatlarının lüzumu bulunan ve iktidarlarının haricindeki yani gücü kuvveti dışındaki matluplarını, ihtiyaçlarını birisinden istemeyip o fıtri ihtiyaç diliyle ettikleri bütün dualarını gözümüz önünde kabul eden ve imdatlarına acip ve şuursuz mahlukatı vakti vaktine hikmetle koşturan bir Halık-ı Kerim'e zahir şehadet eder. İşte bu yüzden biz yalnızca Allah'a ibadet edip yalnızca ondan yardım diliyoruz. Başkası imdadımıza koşamaz, haddi de değil. Diğer kelime, ihtinas sıradan müstakim. Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise en doğrusudur ve müstakimidir. Aynen öyle de maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakimi, en kısa ve en kolayıdır. Mesela Risale-i Nur'da bütün muvazeneleri ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri kat'i gösteriyor ki iman ve tevhid yolu gayet kısa, doğru, müstakim, kolaydır. Küfür ve inkar yolları gayet uzun, müşkülatlı, tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. İman ve tevhidin hakikatleri bu kainata güneş gibi lazım ve vaciptir. En istikametli yol, en kısa ve doğru olan yoldur. O da iman yoluymuş. Bir diğer kelime, sıradallezine en'amte aleyhim gayril mağdubu aleyhim ve laddallin. Evet, tarihi beşer ve kütüb-i mukaddese tevatürle külli, büyük ve kat'i hadisat, hadiseler ve malumat ve müşahedetat-ı beşeriye istinaden bir ittifak, sarih, açık ve kat'i kesin bir surede haber veriyorlar ki sırat-ı müstakim olan peygamberlere aleyhisselam binler vakatta vakalarla istimdatlarına harika bir tarzda gaybi imdat gelmesi, Allah'tan peygamberlere yardımlar gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan münkirlere yüzer hadisatla aynı zamanda gadap gelmesi azap
muhatap olmaları, helak olmaları ve semavi musibet başlarına inmesi kat'i, şeksiz gösterir ki bu kainatın ve içindeki nevi beşerin hakim ve adil ve muhsin ve kerim ve aziz ve kahhar bir mutasarrıfı, bir Rabb'i var ki Nuh, İbrahim, Musa, Hud ve Salih gibi aleyhisselam çok nebilere, peygamberlere pek harika bir surette tarihi ve geniş hadiselerle muzaffariyet ve necatları vermiş, başarılar vermiş, kurtuluşlar vermiş ve Semud, Ad, Firavun kavimleri gibi, Allah inkar çıkan bu kavimler gibi çok zalimlere, münkirlere dahi peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada dahi bir ceza olarak başlarına dehşetli semavi musibetler indirmiş. Evet, Adem aleyhisselam zamanından beri beşeriyete, insanlıkta iki cereyanı azim birbiriyle çarpışarak gelmiş. İki tayfa var, sürekli birbiriyle çarpışıyor ve devam ediyor. Biri istikamet yolunu takip ile nimet ve saadeti daireyine, iki can saadetine mahsar olan ehli nübüvvet ve salat ve iman, kainatın hakiki güzelliğine ve intizam ve kemaline mutabık olarak istikamette hareket ettiklerinden hem kainat sahibinin lütfuna hem iki cihanın saadetine mahsar olup beşeri melekler derecelerine belki fevkine terakki ettirmeye vesile olan dünyada olan hakikatleriyle manevi bir cennet, ahirette bir saadet kazanıp kazandırmışlar. Kim bunlar? Ehli iman. Allah'ın lütuflarına nail olmuşlar. Bu dünyada da bir manevi cenneti kazanmışlar. Peki diğer cereyan ne? İkinci cereyan ise istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesileyi azap edici bir vesile ve elemler, acılar toplayıcı bir alete çevirmesinden insaniyeti en betbah bir hayvaniyetten aşağıya düşürüp dünyada zulümlerine mukabil gadab-ı ilahi, Allah'ın gadabının öfkesini ve musibet tokatlarını yemekle beraber dalaleti cihetinden akıl alakadarlığıyla kainatı ve hüzüngah ve matemani umumiye zevalde yuvarlanan zihayatlar, hayat sahipleri için bir mezbaha, selhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevi cehennem olup ahirette daimi bir azap çekmeye kendini müstahak eder. İşte Fatiha-i Şerif'in ahirinde اَلَّذ۪ينَ اَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ayeti bu iki cereyan-ı azimi, iki tane grubu ders veriyor. Daha uzun bir şekilde öğrenmek isteyenler 15. Şua'ya başvurabilir. Bizler sadece sureleri, ayetleri ezberlemekle mükellef değiliz. Asıl vazifemiz ayetleri ezberlemekten sonra manalarını öğrenmek. Bakın her bir kelimede ne manalar var. Sadece ufak cüz'i yerlerini söyledim. Böyle olunca işte taklidi olan imanımız tahkik imana doğru geçiş sağlayabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.